Merhaba değerli izleyenler, programımıza hoş geldiniz efendim. Konya iline varınca ovanın düzlüğüne kurulmuş bir şehir karşılar sizi. Geceliğin binlerce semazenin hücrelerinde kandillerini yakıp tefekkür ediyor gibi ışıl ışıl görünür bu şehir. Gündüzleri ise her yanı tarih, her yanı mana iklimiyle kuşatılmış sokaklar, caddeler insanı kendine çağırır. Ne olursan ol yine de gel der mana erenleri. Konya'ya varınca Mevlevi bir insan gibi dönmeye başlar insan. Efendim, Konya mistik yapısından dolayı kendini arayanların diyarıdır. Burada nice insan kendinde kaybolup sonrasında kendini bulmuştur. Konya sokaklarında yürürken ağırlığını fazlaca hissedebileceğiniz bir Hazreti Mevlana havası görülür. Hazreti Mevlana 3 Mayıs 1228 yılında Konya'ya gelmiştir. Yaşamını "Hamdım, piştim, yandım" sözleriyle özetleyen Hazreti Mevlana 17 Aralık 1273 yılında Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ölüm gününü düğün günü veya gelin gecesi manasına gelen Şeb-i Arus diyordu. Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız. Bizim mezarımız ariflerin gönüllerindedir. Efendim, önce Mevlana Müzesi'ni, türbesini ziyaret edeceğiz. Daha sonra röportajımız olacak. Konuştukça başlıyor. Mevlana Müzesi'ni ziyaret ettiniz. Ziyaret edeceğiz. Edeceksiniz, yeni geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nereden geldiniz? Balıkesir. Hoş geldiniz, ilk defa mı geldiniz? Hayır, benim çok oldu geldim. Bu 5-10 oluyordur. Mevlana'nın Konya'ya gelişiyle alakalı büyük düşünür, mutasavvıfla ilgili neler söylemek istersiniz? Bizimler hiçbir şey bilmiyoruz. Memnun olduk gezdiğimiz için. Gerçekten güzel, yeri de güzel. İlk defa mı geldiniz? İlk defa geldim. Sonra yapılan tamirat tadilat işleri, görünüm açısından her konuda zenginlikler güzel yani. Çok hoşuma gitti benim. Nereden geldiniz? Ben buraya gelme sebebim, buradan bir araba almıştım. Satış almaya gelirken çocuğum, ailemi, hepimiz birlikte buraya kadar geldik. Gelmişken bir de ziyaret edelim dedik. Yozgatak Dağ Madeninden geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Güzel yani, memnunuz ama bir daha gelmeyi de düşünüyorum yani tekrarını. Nereden geldiniz? Ankara'dan geliyoruz. Günübirlik. Mevlana'yı ziyaret için geldiniz. Bu büyük mutasavvıf hakkında neler söylemek istersiniz? Mükemmel, başka bir şey diyemiyorum. Düşünceleri mükemmel ve defalarca gelip defalarca okuyorum yazdıkları şeyleri. Hala böyle bir insanın bu dönemde de olması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzyılda da olması gerektiğini düşünüyorum. Vallahi daha yeni geldik, yeni girdik, yeni öğrenmeye çalışıyoruz. İnşallah öğreneceğiz yani. Elazığ'dan geldim. Mevlana Türbesi'ni ilk defa mı ziyaret ediyorsunuz? İlk defa geldim, evet, ilk. Ziyaret amaçlı mı geldiniz? Yok, aslında iş amaçlı buradaydım. Gelmişken burayı da ziyaret edelim dedik. Biz sizin duygularınızı şu an çok merak ediyoruz. İlk defa geldiniz. İlk defa geldi ki tüylerim diken diken, hala kendime gelebilmiş değilim yani. İkinci için ziyaret. Ziyaret amaçlı mı geldiniz? İş için geldim Kütahya'dan. Bugün de nasip oldu böyle bir ziyarete geldim. Ruhen bir rahatlama kendimde hissediyorum. Adana'dan Konya'ya geldik Mevlana için. 3 gün oldu geleli. 3 gündür böyle otelde kalıyoruz. 3 gün sonra geri gidecek nasip olursa memlekete. Ziyarete geldik Mevlana Hazretleri'ni. Nereden geliyorsunuz? Ankara'dan. Ankara. Günübirlik mi geldiniz? Evet. Mevlana Türbesi'ni ziyaret amaçlı. Evet. Bu büyük düşünür hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isteriz. Mevlana ermişlerden bir zat. Eskileri ileri gelmiş. Kendisini ziyarete geldik. İslam alemine büyük katkıları olan bir zat. O anlamda da bizim İslam aleminde büyüğümüz olarak kendisini ziyaret etmek amaçlı geldik. Yani gelmemizin amacı kendisine olan saygımızın ifadesini
söylemek üzere geldik. Tarihi yerleri görüyoruz, tanıyoruz. Güzel yerler. İçimizdeki hisler anlatılamıyor. İlk defa gördüğüm için. Yani gayet hoşumuza da gitti. Gelen arkadaşlar falan anlatıyordu. Bu sefer çoluk çocuk gezmeye geldik bakalım. Hemen bir konuşalım şöyle sıradan. Nereden geliyorsunuz? Gel. Aksaray. Herkes Aksaray'dan. Mevlana'yı ilk defa mı ziyaret ediyorsunuz? Hayır. Kimlerle geldiniz? Amcamgille, dedemgille. Bugün geldiniz. Ne zaman döneceksiniz? Yarın. Mevlana, hazretlerini ziyaret için buradasınız. Ne yaptınız burada ya da yeni mi geldiniz? Neler yapacaksınız? Yeni geldik daha. Dua ettiniz mi? Evet ettik. Ne ettin? Elhamdülillah ile premi. Burada Mevlana'yı tanımaya çalışıyoruz. Nereden geldiniz? İzmir'den geliyoruz. Yani geçmişimizi tanıyoruz yani. Mevlana yeni nesillere aktarılması gereken önemli bir miras aslında. Yani işte küçükten alıştırıyoruz işte öğrensinler buraları diye. Fırsat buldukça uğruyoruz. Çok güzel bir türbe. Orada da yazdığı gibi insan hakikaten manevi bir haz duyuyor. Dinleniyor. Çok güzel bir duygu yani yaşamak lazım. Nereden geldiniz? Ben Sarıkaya, Kadınan Sarıkaya köyünden geldim. Mevlana türbesini ilk defa mı ziyaret ediyorsunuz? Hayır kızım çok yorulduk öyle. Daha aşağı yukarı 30 senedir gelip gidiyoruz. Yılda 3 sefer, 4 sefer, 5 sefer gidip geliyor Allah nasip ederse geliyoruz. Sizi yalnız gördük. Aileniz var mı? Ailemiz var da o evde. Onları da getiriyor musunuz? Geliyorum. Kızımla, gelinlerim, ailem, çocuklarım geliyorlar. Sizin bugünkü geliş amacınız ziyaret amaçlı mı iş için geldiniz? Bir de dua edeyim öyle mi gideyim dediniz? Ziyaret için dua, Allah rızası için dua yapmaya geldim. Valla Mevlana Müzesi'ne geldiğimiz zaman, Mevlana'nın türbesine girdiğimiz zaman içimizde farklı bir coşku oluyor. O coşkuyu hissetmek için geldik zaten. Ve güzel şeyler yaşadık yani içimizde yaşadık yani anlatılmaz yaşanır sadece. Yaşanması lazım. Teşekkür ederim. Hoş geldin. İçeride dua ettin mi? Evet. Duanı öğrenebilir miyiz? Acaba ne istedin? Doktor olmayı. İnşallah, inşallah, inşallah. Neden olmasın? Teşekkür ederim. Her zaman için duygularımızı paylaştık. Burada bu ikinci Mekke'nin şeyi bir kopyasıdır bura. Ben daha önce Mekke Medine'ye de gittim. Orada ziyaret ettim. Burayı da ziyaret ediyoruz her sene. Senede birkaç sefer, 3-5 sefer geliriz. Ziyaret ederiz. Çoluğuna çocuğuna. Yani ziyaret amaçlı geldik, evet. Mevlana türbesini ziyaret için ilk defa mı geldiniz? Ben ilk defa değil de eşim ilk defa geliyor. Eşim. Neler hissettiniz öğrenebilir miyiz? Nerede gittiler? Yani çok insan hani özellikle müzikle beraber o eski zamana gidiyor. O zamandaki manevi duyguları daha yoğun yaşıyor tabii. Hani televizyonda görme gibi değil de, görsel değil de birebir yaşamak daha ruhani olarak güzel. Meydan hakkındaki düşüncelerim çok bir şey bilmememize rağmen onu bir ekol olarak görürüz yani zamanın devrinde. Bu kadar yani çok aşırı bilgimiz var desek de şimdi çok az sallamayalım. Nevşehir'den geliyorsunuz. Mevlana, Hazreti Mevlana Türbesi'ni kaçıncı ziyaretiniz? Siftah ziyareti. İlk defa geldiniz. Evet. Biz sizin şu an duygularınızı çok merak ediyoruz. Neler hissettiniz? İçeriği görünce ne yaşadınız? Vallahi çok şeyli duygular yaşadık yani. Duanızı yaptınız? Yaptık. Grup halinde geldiniz. Akraba, komşu, arkadaş. Arkadaş. Değerli izleyenler, bu topraklarda 1000 yıldır kardeşlik, barış, huzur ve güven içinde yaşıyorsak, Hazreti Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Hacı Bektaşi Veli'nin ve diğer büyüklerin rolleri elbette çok büyük. Anadolu harcının toprağına karıştırılan sevgi çok büyük bir sevgi. Tekrar farklı bir konuyla görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.